merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Arkadaşlar bugün LGS'de çalışma günlük rutinim videosuyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz ben LGS'de çalışma günlük videoları çekiyorum. Ve uzun süredir yani 2-3 haftadır falan LGS'de çalışma günlük videosu çekmiyordum. Ve eskiden bana yazılan bir yorum hatırladım, bana günlük rutin çekmemi istemişlerdi. Aslında dün çektim. Videonun başını başlatmıştım. Ama sonra öyle devamını getiremedim çünkü çok işim vardı gerçekten. O yüzden de hani öyle devamını getirmedim ve dün cumartesiydi, bugün de pazar. Hafta sonu normalde benim dershanem oluyor ama dershanede de buluşturduk, sınavı olduğu için ders yok. O kadar mutluyum ki. Neyse. Arkadaşlar şu anda farklı bir ortamdayım gördüğünüz gibi. Aslında azıcık öyle geriye çekileyim ben. Şu ortamda çekiyordum videolarımı ama orada bilgisayar var. Bir tane video montajladım. Daha iki tane video montajlayacağım ve montaj programında iki günde sorun çıkıyor. Evet, inşallah çözebilirim o problemi. Arkadaşlar ilk olarak İSEM'den, fen bilimlerinden birinci üniteyi bitireceğiz. Neden birinci üniteyi çalışıyorsun diye sorabilir bazılarınız. Arkadaşlar ben fen bilimlerinden proje ödevimi aldım. Ve hocamız 3 tane test sınavından yani 7. ünitenin sonuna kadar bitirmemizi istedi. Ben de her hafta 3 test sınavından bir ünite bir ünite diye çözmeyi planlamıştım. Şu şekilde 3 tane test sınavından biri İSEM, biri Bilfen, biri Süper Zeka. Arkadaşlar Bilfen'in 1. ünitesini bitirdim. İSEM'den de yarısına kadar çözmüştüm. Süper zekadan da hiç çözmedim ve süper zekadan da 1. üniteyi bitireceğim. Yani bu ikisinden 1. üniteyi bitireceğim fen bilimlerinden. Ondan sonra hemen şurada şunu bir alayım. Bu soruları çözeceğim. Bu sorular ne diye sorabilirsiniz. Ocak ayının MEB'in yayınladığı matematik soruları. Bizi hocamız ödev olarak verdi. Ben kendim çektirmedim. Bu arada hocamız değişti. Onu söyleyeyim. Neyse. Neden bunu söylemiş bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu soruları çözeceğim. Bildiğiniz üzere bu sorular o kadar kolay sorular değil. O yüzden de arkadaşlar bu 10 tane soru var. İlk soruyu çözdüm. Şimdi ben buradan 9 tane soru çözdüm. Büyük ihtimalle boş bırakacağım. 4-5 tane soru bile olabilir. Bilmiyorum. Videodan sonra veya yani bunları çözdükten sonra bunun videosunu izlerim, konu anlatımını. Öyle de yaparım arkadaşlar. Bunu da geçtik. Son olarak 8 sınıf matematik ders kitabı. Arkadaşlar bizim matematik hocamız sayfa 155 ödev verdi. Biz birazcık aslında geriden geliyoruz. Çarpanlar ayırma konusundayız. Dediğim gibi hocamız değişti. Sayfa 155'teki öğrendiklerimizi uygulayalım etkinliğini yapacağım. Adı üstünde arkadaşlar. LGS ders kitabı günlük rutinim. Bir günde ne yapacağım bunları? Aslında bunları dün yapacaktım. Ama dediğim gibi dün çok işim vardı. O yüzden yapamadım ve uzadı. Neyse şimdi bunları bir geçelim. Ara sıra bu arada arkaya dönüp gidip bakabilirim çünkü yine dediğim gibi montaj programında bir sorun var. İnşallah video montajlar. Bakın arkadaşlar %100 olunca montaj bitiyor. 98.4'te kalıyor. Bugünün tarihi 16 Şubat arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu İSEM'den evsini arkayı bitirelim ve video kaydını hiç kesmeden yani durdurmadan süper zekayı bitirelim. Ondan sonra bunları hadi kontrol edelim ve başlayalım. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pocket. Counting like the holy clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just rot around the nursery and count sheep. Arkadaşlar İSEM'in 1. ünitesini bitirdim. Şu anda zeka küpünün de 1. ünitesini bitirmiş ve soru çözümüne devam ediyor olacaktım. Ama arkadaşlar şu şekilde bir şey oldu. İSEM'le Bilfen'in soruları çok yakın. Yani orta seviye ve zor soruları var. Ben bu zeka küpünün içine bakmıştım. Bunlar da orta seviye sorular, yani zor sorular var sanmıştım. Aslında orta seviye derim ama onlar da zor. Ama arkadaşlar şu yani her sayfada resmen bir soru var. Resmen her sayfada bir soru var. Ama yine de ben dedim arkadaşlar çözmeye devam edeyim dedim. Bakayım kaç tane soru çözmüşüm. 1, 4, 5, 6, 7 tane soru çözmüşüm buradan. Şu soruyu çözüyordum en son. Ama arkadaşlar başım gerçekten ağrımaya başladı. Bahane değil. Yani böyle upuzun soruları görünce ve okumaya başlayınca çok hemen benden başım ağrıyor. O yüzden arkadaşlar videodan sonra çözmeyi planlıyorum. Bu arada dün Black Panther'ı izledim. Güzel filmdi gerçekten biri. Bu arada arkadaşlar bir şeyler göstereceğim. Videoyu bununla çekiyordum. Telefon takmak için ve dandik yapıyorlar, yine kırıldı. Bende 2-3-4 tane vardı. Bende iyi ki bunlar
daha full yedek vardı. Neyse arkadaşlar. Şu an saat 11.15 geçiyor arkadaşlar. Yaklaşık saat 12 olduğu zaman bunları çözmeye devam edeceğim. Ve sizlere hızlandırılmış bir halde göreceksiniz. Arkadaşlar ilk önce bunu çözeceğim. Ondan sonra yine durduracağım. Matematik ödevini çözeceğim ve videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da bilmiyorum İngilizce kitap falan normal kitap okurum. Arkadaşlar şu anda saat 11.52 geçiyor. Arkadaşlar şimdi bu iki fotokopiyi çözeceğim. Ondan sonra matematik ödevimi yapacağım. Saat yaklaşık olarak o zaman 12.40-12.30 civarı olacaktır. Akşama doğru da videoyu bitiririm çünkü adı üstünde günlük rutinim olacaktı. İki tane video montajlayacağım arkadaşlar. Bir de bugün de video yetiştirmem lazım. Ondan sonra belki kitap okuyabilirim ama bugün film yine kesin izleyeceğim. Dün Black Panther izlemiştim ve ilk defa izlemiştim. Şimdi izleyeyim mi izlemeyeyim mi arada kalmıştım. Ama izlemiştim arkadaşlar. Bugün de bilmiyorum izlemediğim bir Marvel filmini izleyeceğim. Marvel filmleri gerçekten güzel oluyor. Çoğunu izledim zaten. Neyse. Şimdi bu ikisini çözelim. Sonra videoyu durdurayım. Sonra videoyu başlatayım. Sonra matematik ödevimizi bitirelim. Yine başlatayım. Aslında benim teknik tasarım ödevim vardı ama arkadaşlarıma bir şey sordum bana cevap vermediler. Bir şey değil, arada kaldım. Yani iki konu arasında kaldım. Ya birini yapacağım ya birini yapacağım. Yani ikisinden biri doğru olan, bir tanesi yanlış. O yüzden hocaya da soramıyorum. Ve ders de pazartesi günü ilk ders. Hoca dedi ki bitirip gelin dedi. Artık bilmiyorum ne yapacağız. Neyse arkadaşlar şimdi ben çok uzatmayayım. Hadi bunu bitirelim ve sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar şu anda bu yeni soruların hepsini çözdüm. Bir tane boşum var sadece. Ben bunları daha da zor sanmıştım. Yani daha da zor beklerdim. Ama arkadaşlar o kadar da zor değilmiş. 15 dakikada bu 10 soruyu bitirdim. 10 soruda ise 9 soru çözdüm. İkisini erkenden çözmüştüm. Yani aslında nasıl anlatsam ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane soru çözdüm. 3 tane sorunun ikisini erkenden çözmüştüm. Bir tanesini çözemedim ama bir tanesine var ya o kadar çok yaklaştım ki arkadaşlar. Çok yaklaştım. İnanılmaz yaklaştım ama şıklarda bulamadım. Ama harbiden çok yaklaştım ya. En sonuna kadar geldim, her şeyini buldum. Şu otopark sorusu arkadaşlar. Şu her şeyini buldum ama şıklarda bulamadım. Bulduğum tüm işlemlerdeki mesela önün x artı 3'ün önünün karesi falan hepsi şıklarda var falan, bunlar var ama bulduğum sonuç şıklarda yok. Neyse arkadaşlar bunları da bir kaldıralım. Allah'ım bilmiyorum yine başım ağrımaya başlıyor ya. Gidip bir su getireyim, su içeyim, ondan sonra bu ödevimizi yapalım arkadaşlar. Sayfa 155'teki öğrendiklerimizi uygulayalım. Yaklaşık yarım saat 40 dakika falan bitirebilirim diye tahmin ediyorum. Hadi ödev yapmaya başlayalım ve sonra videolarımızı montajlayalım ki bugüne video yetiştireyim saat 5'e. Neyse arkadaşlar hadi devam edelim. World of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. Arkadaşlar şu anda matematik ödevimi bitirdim. Şöyle bir sayfa ağzına kadar dolu gözünü gibi işlemlerle. Ama yine de ödevimi bitirdim. Ben bir yarım saatimi alır diye tahmin etmiştim ama 10 dakikamı aldı. Bilmiyorum şu üstümdekinden dolayı. Bu arada saat 12.30 ve ben daha kahvaltı yapmamışım, onu fark ettim. Ve nasıl desem şu arkadaşlar su abant. Normalde her zaman bu suyu içerim. Ama bu sefer suyun tadı bana değişik geldi. Bilmiyorum. Sabah 8-7 gibi kalktım. 12.30 saat hem ders sırasını sizlere bir de çektim. Hem de video montajladım. O yüzden aç kaldığından dolayı ağzıma kötü gelmiş olabilir. Suyun tadı midem bulana bulana yaptım gerçekten bunu. Bir de başım ağrıyor, bir de çok sıcak. Çünkü öğlen geliyor ve ben kavşanlıyım. Video için şunu giyiyorum. Normalde pijama. Bakın. Vallahi göstereceğim. Normalde şu pijamayı giyiyorum. Altında da pijama var. Ama video diye üstüme kapşonunu giydim. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben dediğim gibi bunu çözdüm.
Bugün şu anda toplam kaç tane soru çözdük hiçbir fikrim yok ve bunu saymayacağım, hesaplayın artık. Ben gideceğim, kahvaltımı yapacağım, videoyu montajlayacağım. Ondan sonra saat 2.30-3 gibi belki bir deneme falan çözebilirim, bilmiyorum. Akşam ama kitap okumayı düşünüyorum. Bir de film izlediğim zaman da sizlere falan haber verebilirim. Filmin neleri falan da, neyse arkadaşlar ben çok uzatmayayım. Şimdi devam edelim, bakalım ne zaman başlayacağım, videoyu hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar şu anda saat 2.05 geçiyor ve en son o 12.30'da falan biz görüşmüştük galiba. Oradan anneannemlere gittim ve yemek yedim. Geldikten sonra da montaja oturdum gördüğünüz gibi ve montaj yapmaya başladım. Bugün saat 5'e video yetiştireceğim. Bu arada arkadaşlar bugün galiba saat 3'te olursa Letgo'dan bir tane de ürün satacağım. Dün de ürün satmıştım. Sahibinden falan da iki kişi yazdı yine. Abiniz ticaret yapıyor be. Neyse arkadaşlar şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar şu anda saat 3.57 geçiyor ve videonun montajını falan her şeyi bitirdim. Video renderlandı, bilgisayarın içine aktarıldı. Şu anda gördüğünüz gibi videoyu yüklüyorum ama oradan göremiyorsunuz ama video yüklüyorum. Şu anda %36'da video. Yani bu video yüklenirken ben de şöyle bir karar aldım. Dedim ki boş boş vakit geçireceğim YouTube'dan video izleyeceğime test çözeyim dedim arkadaşlar. Şimdi ne çözeceğimize karar verelim. Evet şimdi bakın hala burada bunlar duruyor yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Buradan bir tane test kitap seçebilirim. Burada birazcık test kitaplarım var. Aslında ben zeka küpünü bitirmedim. Bu doğru. Zeka küpünden çözebilirim. Ama bilmiyorum, çözmeyeceğim galiba zeka küpü. Çünkü soruları dediğim gibi yeni nesil. Videoyu bitirdim zaman falan başka bir vakit çözebilirim arkadaşlar. Şöyle bunlardan birini çözebilirim. Ondan sonra buradan birini çözebilirim. Yani az buz bir test sistemim yok bu arada. Bayağı bir test sistemim var. Ama kararsız kaldım şu anda. Bildiğiniz üzere bana paragrafın şifresi yayınlarından 3 tane test kitabı gelmişti. Onlardan birinden çözebilirim. Veya şimdi alayım şunu bir. Bu denemeyi çözeceğim. Evet. Şimdi karar verdim arkadaşlar. Şimdi matematikten az soru çözdüm bugün. O yüzden şu test kitabını bugün bir tane test çözeceğim. Bugün 16 Şubat Pazar. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Arkadaşlar şu anda Okyanus Master'ın matematik denemesini çözüyordum arkadaşlar. Ama 17 ve 18. soruda bıraktım. Arkadaşlar dediğim gibi ders çalışma isteğim gelmiyor gerçekten. Işık teşekkür ederim, beni çok güzel anlatıyorsun. Yatan üstüne koydum bir şey, başka yer yok. Neyse arkadaşlar şimdi ben çok uzatmayayım ve kartonumu getireyim, anneme sorayım, annem bir yere koymuştu. Ondan sonra kalemlerimi getireyim, sizlere anlatayım ne yapacağımı, çizim mi yapayım ve teknoseslerim ödevimizi yaklaşık 1 saat içinde bitirelim ve videonun ayarlarını yapmam lazım. Şimdi video büyük ihtimal yüklenmiştir ama saat 5'te yüklenecek otomatikman, onu ben planlamıştım. Neyse videonun ayarlarını yapmam lazım birazdan. Şimdi arkadaşlar teknoseslerim ödevimize başlayacağım zaman ben video kadını ile başlatırım ya, çok hızlı konuşurum, inşallah anlamışsınızdır. Arkadaşlar şu anda kartonumu getirdim, bir tane siyah kalem aldım, bir tane cetvel aldım. Yazıyı üstüne güzel yazmam için şu kalemle ve cetvelle çizgiler çizeceğim ki düzenli bir yazıyorsun, sonra sileceğim arkadaşlar. Şu çizimi yapmaya çalışacağım. Akıllı yatak aslında var, hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Yani buldum da ondan sonra işte kabul etmediler. İşte şimdi bunu çizeceğim arkadaşlar. Buraymış, bu da ikinci yatak takmış. Neyse arkadaşlar şimdi buraya üstte ürün geliştirme yazacağım, alta bunu çizeceğim. Aslında bunun hem eski halinde yeni halinde çizmem lazım ama hocadan izin aldım ben. Sadece bunu çizeceğim. Altına da ürün özelliklerini yazacağım. Sonra da ödevimiz bitecek. Şurada videomuz var. Neyse arkadaşlar hemen bitireyim, sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu anda projeyi bitirdim. Yani teknik tasarım ödevini bitirdim. Yaklaşık 15 dakikamı falan aldı. Ben bir yarım saat 45 dakika alır diye düşünmüştüm. En başında şöyle ürün geliştirme yazacağız diye hatırlıyordum ben ve onu yazdım. Arkadaşıma da sordum, onayladı. Ürünün ismini yazdım, etrafında da yıldızlar atmış olsun diye. Ürünü çizdim. Aslında kurşun kalem yerine kalın sütü kalem kullanabilirdim. Ama gördüğünüz gibi karton çok büyük değil. Aslında büyük karton vardı ama annem evi temizlerken atmış. O yüzden ben de bir yerden böyle küçük karton buldum. Çünkü hiç dışarı çıkamam, gidip kırtasiyeyi hiç alamam. Bir de pazar günü, bir de hiç çıkasım yok gerçekten evden. Neyse güzel bir çizim yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fıstık gibi. Altına da bu yazan ismi Smart Bed. Altına da bunun özelliklerini yazdım. İşte
İşte bir şeyler yazdım arkadaşlar, özelliklerini yazdım. Her şey var yani bu yatakta. Ne isterseniz hepsi var arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar ben çok uzatmayayım. Ve bilmiyorum videonun kapanışını yaparız belki. Ve devam edelim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar aslında bu video tam bir ders çalışma olmadı da sayılabilir ama ders çalışma da olduğu da sayılabilir. Bugün hem günlük evdeki hallerimi çektim, hafta sonki hallerimi. Hem günlük vlog tarzı oldu. Hem dersimi çalıştım, hem ders çalışma günlüğüm gibi oldu. Hem de böyle proje ödevimi yaptım. Yani her şey... Yani bu video bence çok dolu dolu bir videoydu. Bence de şahsen güzel oldu. Saat 5.25 geçiyor ve yeni videoyu yükledim. Şimdi videonun kapak fotoğrafını aslında ayarlamıştım. Ama çok beğenmedim. Bir daha şimdi yaptım. Değiştirdim. Şarjım da gitgide azalıyor. Arkadaşlar ben şimdi her şeyi bir kontrol edeceğim. Yani unuttuğum bir şey var mı pazartesiye veya hafta içine? Onu yapacağım. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Mesela kadar görüşmek üzere. Videonun sonunda şurada ve şurada çıkıyor. Videoma tıklamanı da izleyebilirsiniz. Şu ilk hatta kısmından da koydum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. I'm on the back.